Bugün TYT'nin konusu mutlak değeri işleyeceğiz. Banka bir tane soru çıkıyor zaten YKS'de TYT kısmında. Formülleri var, önemli özellikleri var. Onlara değineceğiz. Genel olarak özellikleri iyi bilindiği takdirde yapılacak bir konu. Çok zorlayan bir konu değil. Başlayalım. Şimdi mutlak değerin tanımı sıfır olan uzaklık. X reel sayısını karşılık demişiz. Gelen noktanın sıfır olan uzaklığıymış mutlak değer. Ve yanına iki çizgi mutlak x olarak gösterilmiş. Uzaklık denilince hani bir yeri tarif ettiğimizde şu kadar uzaklıkta denildiğimizde hani eksi 2, eksi 5 gibi bir cevaplar vermeyiz değil mi? Yani uzaklık sembolü hiçbir zaman negatif olamaz. O zaman mutlak değerde bir uzaklık kavramı taşıyorsa asla negatif değer olamaz demişiz burada. Hiçbir şekilde negatif olamayacak, bu aklınızda bulunsun. Şimdi basit bir örnek vermişim birinci de. İkincisinde biraz fazla boşluk bıraktım. Çünkü bir konuya değineceğim. Kareköklerden ufak bir konuya değineceğim. Şimdi birinci soruya bakalım. Mutlak değer 3 demiş. Pozitif bir ifade olduğu için direkt 3 diye çıkar. Parantez içinde yazıyorum. Çünkü aralarındaki eksi ve artılar karışmasın diye. Eksi yazdım. Bu işlemin eksisi. Bu herhangi bir mutlak değerin dışarısında olan bir işlem. Mutlak değer 9. Artı 9 olarak çıkar. Yine artı diyoruz işlem. Mutlak değer eksi 7 artı 7 olarak çıkar. Eksi mutlak değer 6 artı 6 olarak çıkar. Şimdi devam edelim. 3 eksi ve artı yan yana gelince tam sayılardan eksi 9 olarak yazabiliriz. Artı ile artı yan yana geldiği zaman artı 7 olarak yazabiliriz. Eksiyle artı yan yana geldiği zaman eksi 6 olarak yazabiliriz. İsterseniz pozitifleri toplayalım. Yani 3 ile 7'yi toplayalım 10. Sonra negatifleri toplayalım. Eksi 9, 6 daha 15. Cevabım o yüzden neymiş? Eksi 5'miş. Şimdi bir de kareköklü ifadeleri mutlak değeri. Karekök 5'ten 1'i çıkartmış mutlak değerin içerisinde. İlk başta bizim soracağımız şey mutlak değerin içi negatif mi, pozitif mi? Şimdi şuna bir bakalım. Karekök 5'e bakalım. Karekök 5 ifadesi kareköklerde 2 ile 3 aralığında bir sayı mı? Nasıl? Hemen açıklayayım. Sileceğim burayı. Bu sadece biraz değineceğim. Her tarafın karesini aldığımda, bak karesini alıyorum her tarafın. Burası 4 oldu. Karekök 5'in karesi 2 kökü götürür. 3'ün karesi 9. Aa doğru. 4 ile 9 arasında. Yanlış bir ifade değil. O yüzden ben şurayı sileyim. Kök 5'e 2'den büyük ama 3'ten küçük bir sayı verebilirim. Yani 2,5 gibi bir şey diyebilirim. Peki o zaman karekök 5'ten 1'i çıkartırsam, yani 2'den büyük bir ifadeden 1'i çıkartırsam pozitif bir sayı elde etmez miyim? Aynı şekilde birden kök 5'e çıkartırsam, bakın birden 2,5 gibi bir sayı çıkartırsam, şu mutlak değeri sileyim ki kafanız karışmasın. Negatif bir sayı olur değil mi arkadaşlar? Devam edelim. Kök 5, aynen yazayım ben bunları tekrardan. 1 eksi kök 5. Hatta şundan da bahsedeyim. İleride bahsettim ama buradan da bahsetmek istiyorum. Şimdi eğer mesela örnek vereyim, 2 ile 3'ü çıkarttığımda eksi 1 oldu değil mi? Yani artı mutlak değer pozitif olarak çıkar, artı 1. Yani o zaman ben bunu yer değiştirirsem 3 eksi 2 olarak yazabilir miyim? Yani benim aslında mutlak değer içerisinde 2 eksi 3, 3 eksi 2 olarak çıkar değil mi arkadaşlar? Bu da bir dipnot olarak kalsın ve ana sorumuzu tekrar yazalım. İyi ki boşluk bırakmışız. Ana soruyu tekrar yazıyorum. Şu mutlak değer 1 eksi kök 5. Şimdi biz şuraya pozitif dedik yukarıda. Buraya negatif dedik. Pozitif olduğu için birinci ifade aynen çıkacak. Herhangi bir değişiklik yok. İşlem karmaşası yaşamamak için, işlem hatası yapmamanız için parantez içinde yazdığınızı vurguluyorum. Eksi işlemin eksisi, mutlak değerle bağlantısı yok. Parantez içinde negatif çıktığı için ne oluyordu? Hemen yerleri çat diye değişiyordu değil mi arkadaşlar? Bak yeri değiştirdim.
kırmızıya geçeyim. Alttaki nota bulaşmasın. Şimdi kök 5 eksi 1. Eksi 1 buna parantezin içerisine dağıtıyorum. Eksi kök 5. Eksi 1 ile eksiyi çarparsam artı 1. Eksi 1'ler birbirini götürdü. Kök 5'ler birbirini götürdü. Cevabımız neymiş arkadaşlar? 0'mış. Güzel bir soruydu. Şimdi mutlak değer en küçük değer 0'dır. Evet, mutlak değer aslında bizim 0'dan büyük olması lazım. Ama 0'a da eşit olabilir. En küçük de o zaman otomatikman ne olacak arkadaşlar? 0 değeri olacak. Hemen bir soruya devam edelim bu sorumuzla. Ne diyor? 2x-3 ifadesinin en küçük değerini soruyor. Şimdi mutlak değerli bir ifadenin en küçük değerini soruyor. Biz ne yapıyoruz hemen? Bir mutlak değerli ifade en küçük ne olabilirdi? 0 olabilirdi. Şimdi -3'ü ben diğer tarafa atıyorum. 2x eşittir 3. X buradan 3 bölü 2. X'in değerini buldum. En küçük değerini buldum. X'in en küçük, yani ifadesinin en küçük değeri için 4x artı 3y eşittir 21 diyor bana. Y kaçtır diyor. İşte demek ki ne yapıyorum bunu? Gidiyorum, pardon, x ve y'nin çarpımını soruyor. Gidiyorum bunu denklemde yerine yazıyorum. Nasıl yazıyorum? 4 çarpı x gördüğüm yeri 3 bölü 2 artı 3y eşittir 21. 4 ile 2 sadece işte burada 2 kaldı. 3 kere 2 6 3y eşittir 21. Artı 6 diğer taraf eksi 6 olarak geçiyor. 21 eksi 6. 3y eşittir 15. Y'yi buldum arkadaşlar. Neymiş? 5'miş. Mutlak değerin en küçük değeri için y 5 oluyormuş. Ama bana soruda y'yi sormuyordu. X çarpı y'yi soruyordu. Neyi istediğine dikkat edin. Yani 3 bölü 2 ile 5'in çarpımını soruyor. 5'in altında gizli bir 1 var. Rasyonel sayılara çarpma işlemi payla payı çarpıyorum 15. Paydayla paydayı çarpıyorum 2. Sakın payda işlemi yapmayın. Bu çarpma işlemi. Devam edelim. Şimdi ABCD reel sayılar olmak üzere yani bütün sayılar olabilir. 2A eksi 5 mutlak değer içinde artı 3, 4 artı 3B artı 2 eksi C'nin karesi ve karekök içerisinde D artı 1. 0 eşitmiş. Şimdi 0 eşitse arkadaşlar o zaman bakın farkındaysanız biz mutlak değere ne dedim? En küçük 0 olur dedim. Mutlak değer en küçük ne olur dedim? 0 olur dedim. Negatif gelmez. Karekökü de karesini de karesi olan bir ifadeyi mutlak değer olarak algılayabiliriz. Karesi de hiçbir zaman negatif çıkmaz, değil mi? En küçük 0 olur. Karekökte de hiçbir zaman negatif olmaz. 0 olur. Karekökleri işlerken karekökün içi hiçbir zaman negatif olmaz demişlerdir size. Şimdi o zaman bunların hepsinin nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Yani 2a eksi 5 eşittir 0. Eksi 5 diğer tarafı artı 5 olarak geçer. A buradan 5 bölü 2'dir. A'yı buldum. Şimdi 4 artı 3b eşittir 0. Artı 4 diğer tarafa eksi 4 olarak geçer. B buradan eksi 4 bölü 3'tür. B'yi de bulduk. 2 eksi c eşittir 0'dır. C buradan 2'dir. D artı 1 eşittir 0'dır. D eşittir eksi 1'dir. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Artık istediklerinin yerine yazıyoruz. A çarpı B artı C eksi D demiş bana. Yani 5 bölü 2 çarpı eksi 4 bölü 3 artı 2 eksi eksi 1. Eksi işlemin eksisi, dikkat edin. Payla payı çarpıyorum. Hatta biraz sadeleştireyim, daha güzel olur. Şunlar gitsin. Buradaki kalsın. Burada 1 kalsın. Payla payı çarptım. 10 bölü 3. Eksiyi unutmamak lazım. Artı 2. Eksi eksi ne olur arkadaşlar? Artı 1 olur. Eksi 10 bölü 3. Artı 3 diyelim. Şunları toplayalım. Payda eşitleyelim. Bunun altında gizli bir 1 var. 3 de genişletti. Pardon. Eksi 10 bölü 3. Artı 9 bölü 3. Artık paydalar eşit olduğuna göre düzgün bir çıkartma işlemi yapabilirim. Cevabım eksi 1 bölü 3'tür. Bu soru bu şekilde çözüldü. Şimdi gelelim buna. Yıldızlı soru. Güzel bir soru, eleyici bir soru olabilir. Dikkatli olun. Burada şu kısım önemli. Yani x'in negatif olduğunu görmeniz çok önemli. Öncelikle ben bunu bir
Mesela şu işlemi x eksi y'yi değer vererek bulalım. Mesela x'i sileceğim sonra. Eksi 2 diyelim. Y'ye de 3 diyelim. Beraber. Hadi yazalım. X yerine eksi 2 yazalım. Eksi işlemin eksisi. Y yerine de 3 yazalım. Eksi 5 çıktı değil mi mutlak değerden? Yani eksi 5 oldu. Yani dışarı ne olacak? Artı 5 olarak çıkacak. Peki o zaman şöyle bir genelleme yapabilir miyiz? X eksi y. Bak. Burası negatifse, negatif bir ifadeden pozitif bir ifadeyi çıkartıyorum. Bak y pozitif ya. Otomatikman şöyle mutlak değer içerisine alayım. Mutlak değer negatif için negatif olur. Doğru mu? Tekrar söyleyeyim. X negatif. Neden? Sıfırdan küçük olduğunu söylüyor bana şurada. Eksi y pozitif. Neden? Sıfırdan büyük olduğunu söylüyor. Değer verseniz dahi mesela eksi 7 eksi pozitif bir sayı verelim. 8 verelim. Ve bakın ne çıktı? Negatif çıktı değil mi içi? Hemen burayı siliyorum. Şöyle silelim. Şunun içerisi negatif diyelim. Artık diyebiliriz değil mi? Hadi devam edelim. X eksi z'ye bakalım. Beraber. Tekrardan. Yine değer veririm. X negatifti. Eksi 3 diyelim. Z neymiş? Sıfırdan büyük zaten. Pozitif 6 diyelim. Bu eksi işlemin eksisi. A mutlak değerin içinde yine negatif çıktı değil mi arkadaşlar? O zaman ben şöyle diyeyim mi yine? Şurası da negatif. Devam edelim. Z eksi y. Tabii ki siz değer vermeyeceksiniz bu arada. Siz ne diyeceksiniz biliyor musunuz? Negatif bir sayıdan pozitif bir sayı çıkarılınca negatif kalır diyeceksiniz. Zamanla daha net öğrendiğinizde bunu diyeceksiniz. Z eksi y'ye daha rahat anlayabilmeniz için değer veriyorum. Z y'den büyük. Dikkat edin buraya. Yani z'ye atıyorum 8 verirsem eksi y'ye 7 vermeliyim değil mi arkadaşlar? Her türlü büyük bir sayıdan küçük bir sayıyı çıkarttığımda pozitif olur diyor. Doğru mudur? O zaman bunu siliyorum tekrardan. Şuraya pozitif diyebilirim. Burası zaten pozitif olduğunu değer verirsiniz. İşte y'ye 1 verirsiniz. Burası da pozitif. Gelelim buraya. Şimdi 8 eksi 3x diyor bana. Ve x bak şurada soruda zaten vermiş negatif. 8 eksi 3 çarpı x yerine atıyorum kaç vereyim? Eksi 1 vereyim. 8 eksi ile eksinin çarpımı artı olmaz mı arkadaşlar? Yani bunun da her türlü içi pozitif olmaz mı? Bunu nasıl anlayacağız? Hemen bir yorum yapalım. Negatif bir sayı var şurada. Burada da negatif var. Birbirini pozitifleyecek diyeceğiz. Ama şu an değer vererek daha rahat anlamanız güzel. Yıldızlı soruydu. Devam edeyim. Şimdi ben size daha konunun başında şunu demiştim arkadaşlar. Mutlak değerin içerisi negatifse ne çıkardı? Yerleri değiştirerek çıkardı, değil mi? Bak çıkarttım. Parantez içine almak önemli dedim her zaman. İşlem karmaşası yaşamayın diye. Artıyı yazdım. Bu da aynı şekilde negatifse ne oluyor? Hemen yer değiştiriyor. Parantez içinde yazdım. Şuradaki eksiği yazıyorum. Pozitifse ne oluyor arkadaşlar? Aynen yazılıyor. Herhangi bir değişiklik yok. Şimdi mutlak değerini normal yapayım. Eksiği yazdım. Yine pozitif, yine aynen çıkıyor. Yine pozitif, yine aynen çıkıyor. Şimdi artık parantezleri kaldırma zamanı. Artıyı dağıtacağız. Eksiyi dağıtacağız. Eksiyi dağıtacağız. Artıyı dağıtacağız. Eksi x. Eksi z. Artı y. Eksi 3x. Bak şuradan. Eksi y. Artı z. Eksi 3x. Şimdi birbirlerini götüren şunlar var. Hatta farklı renkte yazayım da daha iş güzel olur. Şunlar birbirini götürdü. Y'lere bakalım önce. Bir tane y kaldı. Şöyle dursun. Başka gözümden kaçıyor. Ha. Şurası eksi x. Burası eksi x. Eksi 2x oldu. Bir de eksi 3x var. Eksi 5x.
artı y. Z'ye bakayım. Z'ler birbirini götürdü. Sabit sayılara bakalım. B eksi 3 var. Artı 8 var. Artı 5 kaldı. Bu sorumuzun cevabı bu şekilde çıkıyor. Videoyu kapatıp durdurup başa sarıp kendiniz de çözmeye çalışabilirsiniz. Sonradan kontrol edebilirsiniz videonun devamıyla. Bir ifadeyle yıldızlı bir soru yine. Çünkü şu gördüğünüz ifade YKS'de çıkmış sorular arasında vardı. Bu güzel, bunu anlatmam önemli, anlamınız çok daha önemli. Şimdi gelin bir değer veririm, yine her zamanki gibi daha net bir şekilde otursun diye aklınızda, zihninizde. Şimdi x'e işte buraya ne diyelim? 1 bölü 2 diyelim. 1 bölü 3 diyelim. Ve 1 bölü 4 diyelim. Paydaları eşit dediğimizde hani neydi arkadaşlar, rasyonel sayılarda sıralamada? Basit kesirlerde paydası küçük olan daha büyüktü. Küçükten büyüğe doğru sıraladık. Yani buraya x, buraya y, buraya z desek olur değil mi? Peki o zaman şöyle olur mu? Bunları z büyüktür y'den, o da büyüktür x'ten diye sıralayabilir miyiz? Yani var olanın tam tersi. Daha net açıklayalım. 1 bölü x büyüktür 1 bölü y. O da büyüktür 1 bölü x ise, hatta bu da önemli bir not olarak kalabilir. Z büyüktür y'den, o da büyüktür x'ten. Yani bunun tam tersi. Bu önemli. Şöyle ünlem işareti koyalım. Tamam, burası burada kalsın ki bunu kullanacağım. Devam edelim. X eksi y, bunu yazayım. X eksi z eksi z eksi y. Bu ifadeye bakalım beraber. Şimdi küçük bir sayıdan, bak değer vermeyeceğim. Eğer zorlanıyorsanız değer verip daha rahat anlayabilirsiniz ama değer vermeden anlatmak istiyorum. Küçük bir sayıdan büyük bir sayıyı çıkarttığımda negatif olur değil mi arkadaşlar? Yani şuranın içerisi negatiftir, doğru mu? Hatta dayanamadım, değer vereceğim. 1 eksi 3. Nereden çıkarttım? Şuradan. Y x'ten büyükmüş. X'e 1 verdim. Y'ye 3 verdim. Bak eksi 2 çıktı mutlak değeri. Yani negatif çıktı. Burası okey. Devam edelim. Yine küçük bir ifadeden büyük bir ifadeyi çıkarttığımda ne olur arkadaşlar? Hadi gene çıkartalım. 1 eksi 7. Bak yine negatif çıktı. Burası da kalsın. Şimdi büyük bir ifadeden küçük bir ifade çıkarıldığında ne olur? Artı olur. Şimdi o zaman buranın içi negatif, mutlak değerin içi negatif. Ne oluyor hemen? Y eksi x oluyor. Yer değiştiriyor. Parantez içinde yazıyoruz. Eksi. Aa, bu da negatif. Yine yer değiştiriyor. Z eksi x olarak yer değiştiriyor. Bu yer değiştirmiyor. Bu eksi işlemin eksisi. Z eksi y olarak kalıyor. Şimdi eksileri dağıtmamız lazım. Ki en büyük işlem hatası buradan sağ gelebiliyor arkadaşlar. Eksi z artı x, eksiyle a eksinin çarpımı, eksi z artı y. Şurası eksi. Şimdi y'lere bakalım. İki tane y var. İkisi de pozitif çünkü. Şu renk değiştirelim. Bunlar birbirini götürür. Eksi 2z. Şunlar da eksi 2z olarak ne olur? Kalır. Cevabımız budur. Şimdi gelelim yine karekökü. Aslında konumuzun başında, videonun başında bunu yaptık. Yine de bakalım. Şimdi bir eksi kök 5 diyor arkadaşlar. Y'ye de kök 5 eksi 2 diyor. Önce ben şuraya bir her zamanki gibi kök 5'imizin 2 ile 3 arasında olduğunu videonun başında bulmuştuk değil mi sizinle? Şöyle bir kalsın. Şimdi mutlak değer içinde x artı y diyor şurada bana. X'e 1 eksi kök 5 yazayım. Artı y'ye de kök 5 eksi 2 yazayım. Çünkü değerler zaten veriliyor arkadaşlar. Eksi. Şuraya gelelim. Y yerine kök 5 eksi 2 yazalım. Eksi. Parantez içinde yazmanız çok önemli. X yerine de 1 eksi kök 5 yazın arkadaşlar. Şöyle mutlak değeri kapatayım. Eksi x. Hatta eksi x'i nasıl? 1 eksi. Sığdıracağım inşallah. Evet, sığdırdım. Keşke burayı biraz daha şey yapsaydım, sıkışık yazsaydım. Neyse. Şimdi kök 5'ler birbirini ne yaptı? Farklı renkte götürelim. Götürdük. 1 eksi 2 eksi 1 olur değil mi arkadaşlar? Eksi. Şimdi kök 5 mavi de yazayım.
Kök 5 eksi 2. Şöyle eksiyi dağıtırsam eksi 1 artı kök 5. Ne oldu arkadaşlar? 2 tane kök 5 eksi 3. Şunlar. X'i de yazayım şöyle. Şimdi eksi 1 karekökten nasıl çıkar arkadaşlar? Artı 1 olarak çıkar. Bu burada kalsın. Gelelim şu buna, şu kısma. Şimdi benim kök 5 ifadem 2 ile 3 arasındaydı. Peki 2 kök 5 ifadem 4 ile 6 arasında değil mi? 4'ten büyük bir ifade, bak şurası 4'ten büyük bir sayı. Büyük bir sayıdan 3'ü çıkartırsam burası pozitif mi olur arkadaşlar? Yani 4,5 gibi bir sayıyı 3'ten çıkartırsam pozitif olur değil mi? Ya da buna bakalım. 2 kök 5 3. Birden 2,5 gibi bir sayıyı çıkartıyoruz. Negatif olur değil mi arkadaşlar burası da? Hemfikiriz doğru mu? Kareköklerde biraz değindik. Şu burada kalsın da. Bu zaten yukarıda var. Eksi işlemin eksisi. Mutlak değerin içi pozitifse aynen çıkardı arkadaşlar. Mutlak değerin içi negatif olduğu için ne oluyor? Hemen yer değiştiriyor. 1 artı 1 diyelim. Şu eksi şöyle bir dağıtırsam eksi 2 kök 5 eksi eksi artı 3 eksi kök 5 artı 1. Şimdi hemen işlemimize dönelim. 1, 3 ve 1, 5, 2 kök 5, eksi 2 kök 5, eksi kök 5, eksi 3 kök 5'tir arkadaşlar. Bu sorumuzun cevabı da güzel soruymuştu. Hepsi güzel sorular diye düşünüyorum. Bu şekilde bulunuyor. Şu verilen bu kısım, bu kısım ve bu kısım. Mutlak değerine en çok hata yapılan sorular içerisinde oluyor. Yani teker teker ya bu bulunuyor, ya bu bulunuyor, ya bu bulunuyor, ya hepsi bulunuyor. Ya da hepsi bulunuyor. O yüzden bu üçünün ne anlama geldiğini hemen açıklayalım. Şimdi eğer mutlak değer x, pardon, x küçüktür, mutlak değer x ise her zaman x negatif bir ifadedir. Şöyle ünlem içinde koyalım. Neden? Eğer x'i pozitif bir sayı yani 2 dersem küçük olur mu arkadaş? 2 küçüktür mutlak değer 2, böyle bir ifade var mı? Yanlış değil mi? Yok. Eşit olması lazım. Yani eğer mutlak değeri sayıdan kendisinden büyükse x sıfırdan küçüktür denir. Bu burada böyle bir kalsın. Şimdi gelelim diğerine. Y kare y'den y kareden büyükse. Çok mantıksız değil mi? Düşünün bir sayı söyleyin. Düşünün. 6. 6 sayısı 6'nın karesinden büyük. 36 6'nın kare. Yanlış değil mi? Böyle bir şey yok. Demek ki bu sayılar tam sayı değilmiş. O zaman nedir arkadaşlar? Y 0'la 1 arasında. Bu diğer ünlem işaretimiz. Başka türlü olmuyor. Diğerine bakalım ki en önemlisi arada kalan en sıkıntılı kısım a küp ve a kare. Yani a kare a küpten ve a'dan büyüktür. Bu nasıl mümkün olabilir? Çok enteresan değil mi? Kesirli versem bile olmuyor yani pozitif sayılarda. Ama şöyle diyebilirim. Bu bir tek şartla olur arkadaşlar. O da a'nın eksi 1 ile 0 arasında olma ihtimali. Bak gördün mü? Hep bütün soru bu şekilde çözülüyor. Bunlar önemli ve bunlar teker teker YKS'de çıkmış sorular arasında var. Yani şunu sordular. Şurayı. Devam edelim. Şöyle sileyim ben bunu. Sorumuza bakalım. Şimdi sorumuz ne diyor? X artı a mutlak değer içinde. 1 eksi y eksi x artı x eksi y ve artı a. Nedir? Çok karışık geliyor değil mi? Şimdi bakıyorum. X negatif. A da negatif değil mi arkadaşlar? 0 ile eksi 1 arasında negatif bir sayı. Yani eksi 1 bölü 2 gibi bir şey. O zaman şu kırmızıya döneyim. Bu mutlak değerimiz sıfırdan nedir? Küçüktür. Devam ediyorum. Y pozitif bir sayı. X eksi bir sayı. Negatif bir sayı. Şimdi bakalım. 1 eksi
İşte atıyorum ne olsun? 1 bölü 2 olsun bak. Y'ye 1 bölü 2 dedim. İzleyin. Eksi. Eksi 4. Tamamen uydurduk. Eksi eksi ne oldu? Artı oldu değil mi arkadaşlar? 1. Eksi 1 bölü 2. Artı 4. Zaten bunun pozitif olduğunu görebiliyor musunuz? Değer vererek daha rahat görebilirsiniz diye düşündüm. Bu sıfırdan küçük. Y sıfırla bir arası. Bak y'ye 1 bölü 2 verdim. X'e eksi 4 verdim. Bu eksi işlemin eksisi zaten. Demek ki şurayı sildiğimde bu mutlak değerin içi de pozitif olmak zorunda değil mi arkadaşlar? Burası da böyle kalsın. Devam edelim. Bunlar zaten bir şey değil. Şimdi eğer benim mutlak değerim negatifse içi ne oluyordu? İşaretler değişiyordu. Pozitifse ne oluyordu? Aynen çıkıyordu. Artı x, eksi y, artı a. Bakalım birbirine götürecekler var mı? A'lar gitti. X'ler gitti. Bir tane x kaldı. Eksi x. Sonra artı 1 var. Başka bir sabit sayı yok. Bir de şöyle kalın yuvarlak yapalım. Eksi 2y var. Ve benim sorumun cevabı bu şekildedir. Güzel soru. Şunları, şu ünlem işaretlerini şey yapın, öğrenin. Çok zor çünkü. Çok zor sorular sorulabilir. Bilinmediği zaman çözülemez doğal olarak. Genelde mutlak değer sorularında şey yapılır arkadaşlar. Aslında doğru bir gidişat. Mesela şurada hemen bir sayı değeri verilir. Çözmeye çalışılır ama yani mutlak değerde zaten sorulara bu şekilde yaklaşıldığı için yanlış bulunuyor. Değer vermeyin. Mümkün olduğu kadar değer vermeyin. Ben baştan beri değer veriyorum, farkındayım. Ama konuyu, özelliği daha net anlayasınız diye. Ama finalde hep ben x ve y'lerle çözdüm, farkındaysanız. Başta değer vermemin sebebi, bak değer verip sildim. Daha net anlayasınız diye. Bu şekilde devam edelim. Yerine başladık arkadaşlar. Ama zaten bir kısmını biliyorsunuz. Konuyu anlatırken mecburen değinmek zorunda kaldım. Mutlak değer her zaman arkadaşlar sıfırda ya da sıfırdan büyüktür. Şimdi şu özelliğin üzerinde birazcık duralım. Mutlak değer x, mutlak değer eksi x'e eşittir. Ne demek? Yani mesela ben eksi x vereyim. X'e eksi 2 diyelim. X'e eksi 2 dedim bakın. Eksi yazdım. İşlemin eksisi eksi 2 dedim. Eksi 2 eşittir. Mutlak değer artı 2 dedim. Evet doğru, eksi 2 de artı 2 diye çıkar. Artı 2 de artı 2 diye çıkar. Ve birbirine nedir? Eşittir. Bu mantık dediğine gidelim. Devam edelim. Şöyle de diyebiliriz hemen. Şimdi şunu benimsemeniz bence daha iyi. Mutlak değer x eşittir. Mutlak değer içerisinde. Eksi 1 çarpı x olarak yazılır mı arkadaşlar? Değil mi? Şimdi mutlak değer x eşittir. Şunu da anlatın ileriki özelliklerden ama şimdiden öğrenmeniz sizin için avantajlı olur. Sorular soracağım çünkü. Eksi 1 çarpı mutlak değer eksi x. Yani birbirlerine ayrılabilir de, o doğru mudur? Mutlak şunu şöyle şimdi. Mutlak değer x eşittir. Eksi 1'in mutlak değeri artı 1'dir. Mutlak değer x. A yine aynı oldu. Bu da diğer anlatımı. Bunu öğrenmeniz bence daha iyi ama ileriki zamanlarda yine bahsedeceğim. Yerlerini değiştirmek bir şey ifade etmiyor. Mutlak değeri değiştirmiyor. Yine birbirine eşit oluyor. Şimdi devam edelim. Şimdi ne diyor bana bu soruda? X eksi 3 eşittir eksi x artı 3. Aa, işaret değiştirdi. Farkında mısınız? Hani biz biraz önce bayağıdır yaptık. Ne zaman işaret değiştiriyordu? Eksi ise. Yani x eksi 3 ya bir de sıfır eşitse ya sıfırdan küçüktür ya da sıfır eşittir değil mi arkadaşlar? Eksi 3 diğer tarafı ne diye geçer? Artı 3 olarak geçer. X'in aralığını bulduk aslında. Bulmuş gibiyiz. Devam edelim. Aa, bunlar bu aynı çıkmış. Herhangi bir şekilde işarette değişiklik yok. Bu ne zaman mümkündü arkadaşlar? Sıfırdan büyükse ya da sıfır eşitse. Artı 1 diğer tarafı ne diye geçer? Eksi 1 olarak geçer. Şimdi ne diyor bana? Pardon, şuraya. Pardon. X'in en büyük tam sayı değeri. X'in en büyük tam sayı değeri ne arkadaşlar? 3'ten küçük, büyük, küçük ve eşit 3 olabilir. Y'nin en küçük tam sayı değeri. Y en küçük ne olabilir arkadaşlar? Eksi 1 olabilir. Kaç fazladır? 3 eksi 1'den. Cevabım neymiş? 4
olabilirmiş. Sorumuz da bu şekilde. Devam edelim. İfadesinin en küçük değeri kaçtır? Şimdi bu tarz sorular hep gelecek. Bilginiz olsun. Belki soru çözmeye başladıysanız bu konu anlatımı daha verimli olur size. Genelde bana yöneltilen soru çözümlerinde karşıma gelen sorulardan derlediğim bir konu anlatım videosu olacak bu. Şimdi ifadesinin en küçük değeri. İki tane mutlak değerim var, değil mi? Bak, birinci mutlak değer ve ikinci mutlak değer. Şimdi iki tane mutlak değer olduğu için arkadaşlar, önce x eksi 3'ü 0 eşitliyorum. En küçük değer için. Çünkü mutlak değer en küçük 0 alır. Eksi 3 diğer tarafı ne diye geçer? Artı 3 diye geçer. X 3'tür. Şimdi gidiyorsunuz bunu koskoca şu denklemde, mutlak değerli denklemde yerini yazıyorsunuz. Yani x gördüğüm yere 3 yazıyoruz. Hemen yazalım. 3 eksi 3. 3 eksi 5. Şurası 0. Burası mutlak değer eksi 2. Nasıl çıkardı? Artı 2 çıkardı. 0 artı 2'den cevabım 2'dir. Bu burada kalsın. Şimdi bu olabilir, olmayabilir. Birinci mutlak değerimi 0 eşitledim. Şimdi ikinci mutlak değerimi 0 eşitleyeceğim. X eksi 5 eşittir 0. Eksi 5 diğer tarafı ne diye geçer arkadaşlar? Artı 5 olarak geçer. Şimdi ben bunu koskoca denklemime gidiyorum. Yazıyorum. Şimdi 5 yazıyorum. 5 eksi 3. 5 eksi 5. Şurası mutlak değer 2. Burası mutlak değer 0. 2 artı 0'dan yine 2 çıktı. Yani her türlü mutlak değerimizin en küçük değeri neymiş? En küçük değeri 2'ymiş. Hocam, o ikisi aynı çıktı, yapmamıza gerek mi? Evet, var. Bu tamamen tesadüf. Yani 2 çıkmadığı sorular da gelebilir. Bilginiz olsun. O yüzden ikisini de ne yapacaksınız? Mutlak değerini alacaksınız. Almak zorundasınız. Mesela bu soru. Bakalım. Bakalım bu soruyu. Şimdi yine en küçük değerini soruyor. Hemen İki tane mutlak değerim var. Ha, üç tane olursa üçünü sıfır eşitleyeceksiniz. Dört tane mutlak değer verdi. Dördünü sıfır eşit. Dört tanesini de sıfır eşitleyeceksiniz ayrı ayrı. Kaç tane mutlak değer varsa sıfır eşitleyeceksiniz. Şimdi 2x eksi 8 eşittir sıfır. Eksi 8 diğer tarafa artı 8 olarak geçer. X buradan 4'tür. Hemen denklemime, yani 2x eksi 8 mutlak değer içerisinde x eksi 3 gördüğüm yere, yani x gördüğüm yere 4 yazıyorum. Hemen yazalım. 2 çarpı 4 eksi 8. 4 eksi 3. Şurası 8 eksi 8 artı mutlak değer 1. 4'ten 3 çıkartırsam. Şurası 0 çıkıyor. 0 artı 1'den. Birinci mutlak değerim 1'miş. Hadi diğerine bakalım. X eksi 3'ü bu sefer 0 eşitliyorum. Eksi 3 diğer tarafı ne diye geçer? Artı 3 olarak geçer. Artı 3 için mutlak değer 2 eksi 8 artı x eksi 3. 2 çarpı 3 eksi 8 artı 3 eksi 3. Şurası 6 eksi 8 0, mutlak değer 0. Eksi 2 artı mutlak değer eksi 2 artı 0'dan cevabım 2 çıktı. Aa, bakın burada en küçük değer neymiş arkadaşlar? 1'miş, değil mi? Yani ikisi de aynı çıkmadığı sorular mevcutmuş. Şimdi gelelim buna. Yine aynı mantık. Ki mutlaka görmüşsünüzdür. Aa, burada ne yapacağız falan. Yine aynı mantığı yapacağız. Sıfır eşitleyeceğiz. X değeri bulacağız. Şimdi birincisi, şuna bakalım. 3x eksi 20 sıfır eşitliyorum önce. Eksi 20 diğer tarafı artı 20 olarak geçer. X buradan 20 bölü 3 gelir. Hadi bunu denklemimize yazalım. Yani şuraya yazalım. 120 bölü, artık tekrardan yazmadım çünkü denklem çok uzun. 3 çarpı 20 bölü 3 eksi 20 artı 20 bölü 3 eksi 2. Kesirler kesirler. Olabiliyor arkadaşlar. Üçler birbirini götürür. 20 eksi 20 geldi buradan. Burası 3 kere 2 6. 20'den 6 çıkartırsam 14 bölü 20. Şurası 0 arkadaşlar. 120 bölü, mutlak değer içinde 14 bölü 20, 14 bölü 20 olarak geçer. Birinciyi aynen yazıyorum. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum arkadaşlar. Sadeleşebiliyor mu? Ona bakayım. 2'ye böldüm 10. 2'ye böldüm 7.
14 bölü 20. Aynen öyle. Dört bölü 20 nereden çıktı ya? 20 yok, 20 baş gitti. Pardon. Şuraya gittik. 14 bölü 3 arkadaşlar. Şurası 14 bölü 3. Yani 120'yi aynen yazıyorum. 3 bölü 14'ten. 360 bölü 14'tür birinci ifademiz. Şimdi diğerine bakalım. Şimdi birinci 3x eksi 20'yi 0 eşitledim. Şimdi x eksi 2'yi 0 eşitliyorum. Eksi 2 diğer tarafı artı 2 olarak geçiyor. 2 kaldı. Şimdi yerine yazalım. 120 bölü mutlak değer içinde 3 çarpı 2 eksi 20 artı 2 eksi 2 eşittir. İnşallah yerim vardır. Evet varmış. 120 bölü mutlak değer içinde şunu çarparsam 6 eksi 20. Şurası sıfırdır zaten. Yazmama gerek yok artık. Yazmayayım yani. 120 bölü mutlak değer içinde eksi 14. 120 bölü mutlak değer artı 14 diye çıkar. Sadeleştirmeme gerek yok. Çünkü paydaları aynı. Bakın bunlardan hangisi en büyük değeri? Tabii ki de bu arkadaşlar. Şu tik attığım en büyük değerdir. Gördüğünüz üzere evet biraz uğraştırıcı ama zor bir soru bulmuşum. Kesirli çıkması ifadenin sıkıntılı olmuş. Ama genel olarak en büyük sorularında ikisini de birbirinden sıfır yapıyoruz. Ya da en küçük sorularında fark etmez.